Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir uzun yol videosuyla daha sizlerleyim. Farkındayım ben de. Bir süredir kanala video çekemiyorum. Bunun için kusura bakmayın. İmkanlar ancak böyle el veriyor. Şimdi Ankara'dan Antalya'ya doğru gideceğiz arkadaşlar. Geçilen mesafeleri, ortalamaların hepsini gözünüzün önünde sıfırlıyorum. Şu an bütün bilgilerim sıfır arkadaşlar. Şöyle siz, hatta şurayı da sıfırlayalım. Toplam kilometreyi. Orayı da sıfırladık. Şu anda bütün bilgilerim sıfır arkadaşlar. Ankara'dan Konya üzerine gideceğiz. Yani Konya'ya gideceğiz. Konya'dan da Antalya'ya gideceğiz. Yolculuğumuz aşağı yukarı 550 kilometre olacak. Dönüşte ayrı bir video yapacağım. Gidişte ayrı bir video yapacağım. Yani sizleri çok fazla sıkmadan 10'ar dakikalık iki video halinde seyahatimizi tamamlamayı düşünüyorum. Evet dostlarım, şimdi aracımızın yol bilgisayarı verilerine bakalım. 95. kilometredeyim. Şu ana kadar 1 saattir yoldayım. Araç buraya gelene kadar 4.2 litre yakıt tüketti. Ortalama yakıt tüketimi olarak 4.4 litre ile seyrine devam ediyor. Hemen ortalama hızımıza da bir bakalım hep beraber. Ortalama hızımız da 88 km saat. Arkadaşlar aracı genelde 90 ve 100 km hızlarında kullanmaya özen gösteriyorum. Aşağı böyle yokuş aşağı yerlerde de gittiği kadar müsaade ediyorum işin gerçeği araca. Ancak şu anki verilere göre ortalamamız 4.4 litre. Bu yakıt tüketiminin ben düşeceğine inanıyorum. Çünkü Renault motorları biliyorsunuz efsane yakıt tüketimi, yani cimrilikte efsane bir motor. Bakalım hep beraber seyahatin sonunda ortalamamız ne olacak? Ben de sizler gibi merak ediyorum. Yolculuk yaptığımız araçla ilgili ufak bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Aracımız 2015 model Renault Fluence. 1.5 litre DCI motora sahip olan aracımız 90 beygir gücünde ve 5 ileri manuel şanzımanla donatılmış. Şu anda Konya'ya gelmemize aşağı yukarı bir 50 kilometrelik yolum kaldı. Yol bilgisayarı verilerine bakacak olursak 213. kilometredeyim. Buraya gelene kadar aracımız 9 litre yakıt yaktı. Ortalama 4.2 litre ile seyahatimize devam ediyoruz. Hemen diğer verilere de bakıyoruz. Ortalama hızımız da arkadaşlar 92 km saat. Şu anda seyahatimiz böyle gidiyor. Yalnız şöyle ufak bir bilgi vermek istiyorum. Aracımızın lastikleri arkadaşlar maalesef üstünde şu an kış lastikleri mevcut. Kış lastiği ile seyahat ediyoruz. Yani ortalama tüketimlere bu kış lastiği şeyini de dezavantajını da eklersek aşağı yukarı bir 0.5-0.6 litre gibi etkileyeceğini düşünüyorum. Bakalım seyahatin sonunda ne olacak? Uzun zamandır kanala video çekemiyorum arkadaşlar. Maalesef şartlarımız el vermiyor bu duruma. Elimden geldiğince, imkanlar oldukça da bu şekilde uzun yol videoları çekmeye devam etmek istiyorum aslında. Şöyle de bir serzenişte bulunmak isterim. Kanalın abone sayısı beklediğim gibi olmuyor. O olmayınca benim hevesim böyle ufaktan ufaktan gidiyor. Ondan sonra diyorum ki ya boş ver, devam et. Yani sonuç olarak çok akıcı bir kanal haline getiremedik kanalı. Öyle bir durumdayız. Bu arada aracımızın donanım paketi Touch donanım paketi arkadaşlar. Teknolojik olarak herhangi bir ayrıntı yok araçta. Sadece güvenlik ekipmanları var. Şu anda da 320. kilometredeyim. 320 kilometrenin ortalamasına bakacak olursak hemen 13.7 litre yakıt yakmış buraya kadar. Arkadaşlar bu Renault'larda böyle bir özellik var. Böyle bir yakıt bilgisayarı var. Aşağı yukarıda doğru çıktığını düşünüyorum ben bunun. Ortalamada 4.2 litre ile seyahatimize devam ediyoruz. Ortalama hızımız da 91 km saat. Bu şekilde yolculuğumuz devam ediyor. Aşağı yukarı Seydişehir'e gelmek üzereyim. Biraz bir mesafem kaldı Seydişehir'e. Ondan sonra Toros Dağları başlayacak. Batı Toros Dağları. Bunun inişi olacak. Pardon, önce çıkışı olacak. Sert çıkışlar var. Ondan sonra da inişler olacak. Ortalama tüketimimiz muhtemelen artacak. Yolculuğumuzun Konya'ya kadarki olan kısmını bitirdik. Şimdi Seydişehir'i de çıktık. Artık Batı Toros Dağları'nı tırmanıyoruz. Hatta şu an siz de görüyorsunuz, gayet dik bir yokuştan yolculuğumuz devam ediyor. 376 km oldu buraya gelene kadar. 16.2 litre yakıt yaktı araç. 4.3 litre ortalamayla arkadaşlar dağ yolculuğuna başladık. Bakalım ortalama hızımız da 91.5 km saat.
Bakalım bu dağ yolculuğunda aracımızın yakıt tüketimi ne kadar artacak? Ve bunun inişi de olacak tabi. Antalya'ya doğru da inişlerde aracımızı ekonomik kullanmaya özen göstereceğiz. Evet dostlar, yolculuğumuz devam ediyor. Şöyle gittiğimiz yolların güzelliklerini ben gördüm, sizin de görmenizi istedim. Şöyle ufak bir manzara eşliğinde sohbet ede ede yolculuğumuza devam edelim. Bazı arkadaşlar var, harika yorumlar yapıyor. Elimden geldiğince cevap vermek istiyorum. Yani ısrarla video çekmemi isteyen arkadaşlar var. Hepsine çok teşekkür ederim. Ayrı ayrı teşekkür ederim. Dediğim gibi elimden geldiğince video çekmeye özen gösteriyorum. Burada ufak bir çalışma var herhalde. Yani genel olarak yolculuk güzel geçti. Tek şeritli yoldan şu anda duble yola tekrar çıkış yaptık. Şöyle yol bilgisayarına bir bakalım. Depodaki yakıtla 1100 kilometre yol gideceğini gösteriyor. Tabi bu kullanıma göre anlık olarak değişen bir şey. 427 kilometre oldu şu ana kadar. Ortalama hızımız 90 kilometre saat. Az önce bir yarım saate yakın aşağı yukarı bir mola verdik. Bu şekilde yolculuğumuza devam ediyoruz. Diğer bilgilere de bir bakalım tekrardan. Ortalamalarımız ne durumda? 4.3 ile dağ yoluna başlamıştık hatırlıyorsanız. ...18.5 litre yakıt yakmışım buraya gelene kadar. 4.3 litre ile de devam ediyor arkadaşlar. Gayet güzel. Otobüs bileti 550 liraydı yanılmıyorsam. Yani gidiş dönüş 3 kişi gidiyoruz. 1500 lira gidişimiz, 1500 lira gelişimiz. 500 lirada otogarlardan gideceğimiz yerlere transfer ücreti dersek 3500 lira gibi bir rakam çıkıyor karşımıza. Aracı arkadaşımdan aldım. Ona ayrıca teşekkür ederim. Araç masrafım olmadı. Araba kiralasaydım bir 5 gün için, hatta 6 gün kiralayacaktım. 6000 liraya yakın bir para vermek zorunda kalacaktım. Sağ olsun arkadaşım bu aracı verdi bana. Biz de seyahatimize bununla devam ediyoruz. Şu ana kadar depo yarımda gibi bir şeydi. Yakıt aldım, 800 liralık bir yakıt aldım. Muhtemelen de Ankara'ya gidene kadar bir daha yakıt almayacağım. Ankara'ya gittiğimde de yakıtı doldurduktan sonra bakalım ne kadar bir yakıt almış olacağız aracımıza. Ona göre de hesabımızı, kitabımızı yaparız. Ancak şöyle bir gerçek var. Fulyans az yakıyor ve yakıt maliyetim inanılmaz azaldı. Manavgat'ın girişinde ufak bir trafik kontrolü var arkadaşlar. Bu benim her seferinde geldiğimde oluyordu. Aşağı yukarı bir 200 metrelik bir mesafem var trafik kontrolünün olduğu yere. Hazır gelmişken biz de şöyle bir verilere bir bakalım. Ortalama hızımız 89 kilometre. 484 kilometre yol geldik. 20 litre yakıt yaktı araç buraya gelene kadar. Bu veri muhtemelen 3 aşağı 5 yukarı doğrudur. 4.1 litre de ortalama yakıt tüketimiyle aracımız buraya kadar geldi. Ben 4.5'a çıkar diyordum ama dağ yollarında araç hiç üzmedi bizi. Şimdi dönüş yolunda araçla ilgili, işte konforuyla ilgili ufak tefek bir şeyler söyleyeceğim sizlere. Eğer yapabilirsem onu ayrı bir video olarak çekeceğim. Dönüş yolu videosunu ayrı ikinci bir video olacak. Ama şöyle kısa bir şey söylemek istersem, araçta şu an biliyorsunuz kış lastikleri olduğu için böyle ufaktan bir şey yapıyor. Yani araç içeriye lastik sesini alıyor. Onun haricinde dönüşte yine detaylı bir şekilde söylemeye devam ederim. Evet arkadaşlar, yolculuğumuzun ilk bölümünü tamamladık. Son bilgilerimize göre hemen bakıyorum. 505 kilometre yol geldim buraya kadar.
21 litre yakıt yaktı aracımız. 4.2 litre ortalamayla da seyahatimizi tamamladık. Şimdi diğer videoda dönüş yolunda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.